Öncelikle yaşadığımız deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralanan vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Daha önce duyurduğum gibi bugün açlık grevine başladım. Bu eylemi yapma nedenimi açıklayacağım. Ama bundan önce neden şimdi yaptığımı açıklamak zorundayım. Günlerdir deprem görüntülerini izliyoruz. Günlerdir depremin yıkıcılığına karşı alınması gereken önlemler konusunda uzman görüşlerini dinliyoruz. Bilim insanları günlerdir yaklaşan Marmara depreminden ve hala yeterli önlem alınamadığından söz ediyor. Ülkece yaşadığımız büyük felaket karşısında insanlarımız bireysel olarak o kadar çok şey yaptılar ki, ülkemize ve bu güzel insanlara karşı görevimizi bir kez daha hatırladık. Biz elimizdeki imkanlarla bu felaketin yaralarını sarma gayreti içine girdik. Sağlık Müdürlüğü'ne başvurarak 7 ortopedi doktoru ile bölgeye gidebileceğimizi bildirdik. Bölgeden gelen hastalarımızı tedavi ettik. Ama bunlar yeter mi? Elbette yetmez. İnsan tüm bunlar olurken ister istemez kendine gelecek bir felakete hazırlık konusunda biz daha fazla ne yapabiliriz diye soruyor. İnsan tüm uzmanların çok yakında olacağını söylediği Marmara depremine karşı yeterince hazırlık yapıyor muyuz diye soruyor. Bizim üzerimize düşen görev nedir? Bizler hekimiz. Yıllardır bu alanda büyük bir gayretle en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. Doğal olarak bizim geleceğe hazırlık konusunda yapacağımız katkının da sağlık alanında olması gerekir. Bu anlamda bizim yapabileceğimiz en iyi şeyin bir ortopedi hastanesi kurmak olduğunu düşünüyoruz. Bizim gündemimizde uzun yıllar var olan bu hastaneyi hayata geçirme fikri artık ertelenemeyecek bir hal almıştır. Hastaneler her şart altında hizmet verebilen sağlam binalar olmalıdır. Her şey kurallarına uygun ve kusursuz olmalıdır. Son depremde sorumsuzca yapılan binaların ve hastanelerin yıkılması bize bu acı gerçeği göstermiştir. Bursa'nın da yaklaşan Marmara depremi kuşağında olduğu gerçeği asla unutulmadan yaşamak ve çalışmak zorundayız. Marmara depreminde yıkılmayacak bir ortopedi hastanesi açmak bizim sorumluluğumuzdur. Ancak bu sorumluluk sadece bize ait değildir. Devletin ve yerel yönetimlerin de sorumluluğu en az bizimkisi kadardır. Bu nedenle bugün Mudanya Belediyesi'nin önünde açlık grevine başladım. Düşündüğümüz nitelikteki bu hastaneyi yapabilmek için Mudanya Belediyesi'nden gerekli imar planı prosedürlerini tamamlamasını talep ettik. Ancak bu talebimiz henüz kabul edilmedi. Sağlık Bakanlığı'nca verilen hastane izin süresinin dolmasına 3 yıldan az bir zaman kaldı. Bu izin süresinin bitmesi sadece kazanılmış bir hakkın yok olması değil, aynı zamanda Mudanya'mıza, Bursa'mıza ve ülkemize fayda sağlayacak bir projenin yok edilmesi demektir. Muhtemel bir depremde elimizin kolumuzun bağlanması ve insanlara yardımda yetersiz kalmamız demektir. Biz bugün bu projeden vazgeçme sorumluluğunu alamadığımız için acele ediyoruz. Bu sorumluluğu Mudanya Belediyesi alacak mı? Bilmiyoruz. Hep birlikte göreceğiz. Bizim ne için çabaladığımız, ne için çığlık attığımız ortada. Merakımız ise bilim insanlarının söylediği Marmara depremi olduğunda Mudanya Belediyesi böyle bir hastane için gereken her şeyi yapmış olmanın gururunu mu yaşayacak, yoksa hiçbir şey yapmamış olmanın utancı ve pişmanlığını mı yaşayacak? Bugün merak ettiğimiz bu. Unutmayalım ki bir yol bulamayınca bir yol yapmak gerekir. Projemizi hayata geçirebilmek için şimdiye kadar her şeyi denedik ve bir yol bulamadık. Şimdi bir yol yapmak ve belediyemizi harekete geçirebilmek için açlık grevine başladım. Biz şimdiye kadar üstümüze düşen her şeyi yaptık. Bu yıllar sürdü. Kadrolarımızı oluşturduk. Dünyadaki son gelişmeleri sürekli takip ettik. Eğitimlerimize hiç ara vermedik. Hastane yerimizi aldık. Hastane ruhsatımızı yıllar önce aldık. Hastane projemizi uluslararası kabul görmüş firmalara hazırlattık. Tüm prosedürleri tamamladık. Ancak hastaneyi yapmayı planladığımız bölgedeki
1/1000 ölçekli uygulama imar planı iptal edildiği gerekçesiyle inşaatı başlatamadık. Sağlık Bakanlığı'ndan hastane açmak için aldığımız ön iznin süresi ise 2025 yılında dolacak. Bu nedenle Mudanya Belediyesi'ne bir an önce parselimizi kapsayan imar planı yapılmasını önerdik. Hatta imar planını biz yaptırıp belediyenin onayına sunabileceğimizi de söyledik. Kabul etmediler ama artık biz zamana karşı yarışıyoruz. Bir yandan 30 yıl içinde olur denilen depremin 23 yılı geride kalmış, bir yandan da hastane için bakanlıktan alınan izin süresi 3 yıl içinde dolacak. Ne yapmalıydık? Yeterince bekledik. Zaman olsa yine bekleyelim. Ancak daha fazla beklemenin sorumluluğunu üstlenemeyiz. Sorumluluk sahibi hiç kimsenin duyarsız kalmayacağı bir durumla karşı karşıyayız. Bu sorumluluğu almayacağız. Bakalım Mudanya Belediyesi alacak mı? Sesimizi duyurabileceğimiz bir mecra kalmayınca açlık greviyle öncelikle Mudanya Belediye Başkanlığı'nı uyarmayı amaçlıyoruz. Sesimizi duymayanlar ve tüm kamuoyu bilsin ki başaramazsak Marmara bölgesinin depreme hazırlığının önemli bir parçası eksik kalacağı gibi ülkemizin uluslararası bir ortopedi hastanesine kavuşması da engellenmiş olacak. Ben bu sorumluluğum gereği buradayım. Tüm yetkilileri de sorumlu davranmaya davet ediyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim. Hepinize en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum.